Şimdi Ankara Yayınları'nın çıkarmış olduğu üçüncü denemenin fenlerini çözüyoruz şimdi yine öğrencimizle. Evet. Şimdi aşağıda diyor ki 21 Haziran ve 21 Aralık tarihinde iki ülkede güneşin doğuş ve batış saatleri verilmiştir. Şimdi burada bak sabah 4'te doğmuş değil mi şurada? Akşam ta 7'de vesaire değil mi? 12 saatten uzun değil mi? Yani bu adama yani gündüzleri uzun yani değil mi? Şöyle gündüzleri uzun diyelim. Bu adam da sabah 7'de güneş doğmuş hemen akşam atmış. Yani bu da kış yaşıyor gibi diyebiliriz. Yani o zaman şu, bu tarih diyelim ki zaten 21 Haziran diye de vermiş. Evet. Evet, niye bu zaman bu tarihleri de vermiş? Siz de bunun da gecesi uzun. Zaten biz biliyorduk bunun böyle olacağını değil mi? Peki burada da bak. Burada da mesela 21 Aralık diye vermiş. Yine bak sabah 7.42'de bu sefer güneş doğuyor. Akşam hemen 5'te güneş batıyor. Bunun da ne olacak? Gecesi uzun. Yani şurası kış yaşayacak, burası yaz yaşayacak. Bunları anlıyoruz. Şöyle yaz, kış diyelim. Şimdi hangisine ulaşılamaz diyor bakalım. Yıl içerisinde aynı yarım kürede gece gündüz süresi değişebilir. Değişiyor. Evet. Bak buradan buraya geçerken gece gündüz süresi değişiyor. 21 Aralık tarihinde yani şurada... Farklı yarım kürelerde farklı gündüz süreleri yaşanıyor. Doğru. Yaz yaşayanlar daha uzun gündüz yaşıyor. 21 Aralık ve 21 Haziran'da dönenceler üzerindeki noktaları öğle vakti güneş dik açıyla yaşarken. Doğru değil mi bu? Doğru, doğru bir bilgi değil mi? Ama nereye dik düştüğünü bilmiyoruz. Yok bir de nasıl ulaşacağız? Yani şimdi doğru bilgi ama nasıl ulaşacağız biz buna? Yani bu şekilden ben buna nasıl ulaşacağım? Ulaşamayız. Şimdi aşağıdaki canlılarda görülen bazı değişimlerde örnekler harflendirilmiş. Bak X ışınına maruz büyük ihtimal mutasyon olacak. Sirke sineklerinin göz renklerinin değişmesi mutant canlı değil mi böyle? Mutasyona uğramış. İnsanların yaz mevsiminde güneşte bronzlaşması falan fişman. Bir de hocam burada numara var yani. Sirke sineği hemen modifikasyonu yapıyor. Evet sirke sineklerini gören hemen aklına evet modifikasyonu getirebilir. Ama burada X ışınına maruz kalmış. Şimdi hangisi söylenebilir diyor. Şimdi K değişimi genlerin işleyişinde değil... Yapısında. Hatta senin dediğin hataya düşüp hemen A şıkkına basıp cevabı. O burada zaten A şıkkını neden koymuş biliyor musun? Böyle hemen aynen sazan balıkları gelsin A şıkkına takılsın diye. K değişiminde canlının DNA'sı değişmemiştir diyor. Yok değişmiştir. Evet. L değişiminde neden olan etki ortadan kalkınca canlının eski haline döner. Modifikasyonda böyle oluyor tam olarak. Şimdi gelelim Mustafa bir yük taşıyor. Şimdi bak bir kere bir eğik düzlem var. Eğik düzlemden bir kuvvet kazancı var. Artı buradaki yükü ne yapıyor? Bak 1, 2, 3 tane de ipe çektirtiyor değil mi? Yani şu makaralardan da 3 kat kazanç var. Şimdi eğik düzlemden kaç kat kazanç var bilmiyorum. Ama her türlü bir kazanç her var. Her türlü kazanç var. Yani mesela örnek veriyorum. Eğik düzlemden 2 kat kazanç olsa 3 kat da makaradan var. Bunlar çarpılır. 6 kat kazanç olabilir. Tamam mı? Şimdi iş kolaylığı sağlama zaten Allah'ın emri değil mi? İş kolaylığı. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirme. Şimdi bu kuvvetin büyüklüğünü değiştiriyor. Evet yani küçültüyor kuvveti. Hangilerinden yararlanmıştır? Yolu uzatarak evet yolu uzatmış kuvvetten kazanç değil mi? Yani mesela 6 kat kazanç olsa bu ipi ne yapacak? 6 metre çekecek. Bu cisim ancak buradan 1 metre yükselecek değil mi? Evet. Hepsi var bunların. Evet. Şimdi burada turnusol kağıdına işte asitlerde bazılarda ne renk olduğunu da söylemiş yine. Bir diyor ki mavi turnusol kağıdı bak sırasıyla KLMN sıvılarına batırılıyor. Yani batır çıkar taktiği yapılıyor tamam mı burada? Turnusol kağıtları aldıkları renkler. Şimdi birincisi mavi renk olmuş değil mi? Kağıda mavi renk olmuş. Şimdi mavi renk olduğuna göre bu zaten maviydi değil mi? Bu zaten maviydi. Nötr ya da bas. Yani nötr ya da bas. O zaman öyle yazalım. Nötr ya da bas. Şimdi çıkarttım bak. Şimdi buradan mavi sokuyorum artık buna tamam mı? Şimdi maviyi soktuk. Burada kesinlikle kırmızıya döndürdüğüne göre artık bu ne? Asit. Şimdi buradan da çıkarttım artık kırmızı oldu bu değil mi? Kırmızıyı buraya içeriye batırıyorum. Tekrar kırmızı olduğuna göre bu yine asit ya da nötr olabilir. Doğru mu? Evet. Kesinlikle dediği için burada sadece L'ye gidebiliyorum değil mi? O zaman. Yani direkt yalnız iki gibi görünüyor da bir okuyalım soruyu. Evet zaten yalnız iki çıktı. L sıvısı asittir. Bir tek bunu kesinlikle anladım. Çünkü K ve M hakkında asit mi baz mı nötr mü belli değil değil mi? Evet. Belli olmayınca kesinlikle sorusunda ama tabii yine soruyu okumak gerekiyor. Şimdi bilim insanları yaptıkları çalışmada insülini kodlayan genetik bilgiyi insandan alarak uygun bakterinin DNA'sına aktarıp bu bakteriden insülin hormonu üretmeyi başarmış. Bu hormon şeker hastalığının tedavisinde kullanılmış. Yani gen aktarımı. Yani bakteriye geni aktarmış, bakteri de ne yapmış? İnsülin üretmeye başlamış. Sonra insülin hormonunu ilaç diye satıyorlar millete. Şimdi bu çalışmayla ilgili hangisi söylenemez? Şimdi bir gen farklı canlılarda da aynı işlevi görmüş. Evet görmüş. Bir gen bir canlıdan başka bir canlıya aktarılmış. Evet aktarılmış. Biyoteknolojik yöntemlerle canlı hücrelere müdahale edilebilir. Evet adam hücreye müdahale etmiş yani değil mi? Gen aktarılan bakterilerin üreme şekli. Ya üreme şekli niye değişsin bakterinin? Ya? Şimdi mesela bakteri mitoz bölünmeyle yürüyordu. Böyle tık tık ikiye bölünüyordu. Şimdi gen aktardıktan sonra ne yapacak?
düğün mü yapacak yani bir tane bakteri, başka bir bakteri istemeye mi gidecekler yani? Allah'ın emri peygamberin kavli de. Bakteri bu siyanobakteri. O diyecek damat ne iş yapıyor? Siyanobakteri. Ha fotosentez yapabiliyor mu? Evet yapıyor ya. O zaman verdik gitti. Ne olabilir yani? Bu devirde ne ama yani ben de mesela tabii bir bakteri yani. Yani bir bakteriye yani yani siyanobakteri olsa biraz daha iyi olur değil mi? Şimdi mesela Escherichia coli bakterisi gelse verem yapıyor yani. Verem hastalığını değil mi? Escherichia coli verem mi yapıyordu? Öyle bir şeydi galiba. Evet. Yani şimdi adam geliyor mesela Escherichia coli. Aynı mesela tinerci adamı gelip kızın izlemesi gibi yani. Escherichia coli. Ya diyor ki ya sen nasıl bakterisin ya? Allah Allah. Evet. Şimdi aşağıdaki periyodik tabloda bazı elementler göstermiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. Direkt yanlış şıkkı yorumladım bu soruda. A şıkkıymış zaten. P ve R elementleri neredesiniz siz P ve R? Buradasınız. 7A grubunda halojenler. Periyot numaraları değil, grup numaraları aynı değil mi? Bunlar 7A grubunda. Birisi 2. periyotta, birisi de 3. periyotta. Bir öğrenci dörtlü saklama kaplarını kullanarak bir ekoloji piramidi oluşturmuş. Ekoloji piramidi K'dan B'ye doğru işte yukarıya doğru gittikçe zehir artar falan filan. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi K canlısı güneş enerjisini kullanarak kendi besinini üretir. Doğru. İlk başta üretici bir canlı yazmak gerekiyor değil mi? İlk başta güneş enerjisini kullanarak kendi besinini üreten. L canlısı enerjinin en fazla olduğu canlı ile beslenir. Yani K ile beslenir. Yani doğru. Malatya canlısı besin ihtiyacını otçul. Evet L otçul. Bak ottan demiyor. Otçuldan yani L'den karşılar. Nice canlısı biyolojik birikimin en fazla demesi lazım değil mi? En fazla olan canlı değil mi? Biyolojik birikim zehir en fazla yukarıya doğru oluyor. Şimdi bir televizyon haberinde şu bilgiler vermiştir. Bunu burada okumasak da yaparız ya. Herhalde şey böyle işte hava durumu değişken olabilir. Aynı sıcaklıkta farklı havalar. Olabilir falan filan değil mi? Bakalım öyle miymiş cevap? Bir bakalım. Bak diyor ki hava durumunu takip etmek doğal afetlerin etkisini azaltabilir. Yani sel olacaksa şimdi, artık önlemezsin diyor. Ha bak şimdi doğal afeti önlemez. Etkisini azaltır. Etkisini azaltır. Şimdi mesela adam der ki işte denizde fırtına olacak. E sen de o zaman vapuru değil mi Kadıköy'den Beşiktaş'a yollama o zaman. Değil mi yollama o da batmasın yani. O zaman afetin etkisini azaltmış olursun. Evet. Afet yine olur ama etkisi azalır. Evet aynı sıcaklıkta farklı hava olabilir. Zaten bunu artık 100 kere söyledi. Burada mesela aynı sıcaklıkta sene mesela farklı hava. Evet. Şurada bu var ya. Evet. Hava olayları değişkenlik ya değişkenlik tamam işte. Sabah böyle oluyor akşam böyle oluyor falan. Evet. Diyor ki Beyza oyun hamurundan her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde homojen bir yüzey oluşturuyor ve üzerine farklı geometrik cisimler koyuyor. Geometrik cisimlerin evet aynen. Geometrik cisimlerin üzerine özdeş ağırlıklardan koyup ne yapıyor? Hamurda bıraktığı izleri ölçüyor. Şimdi bak. Burada bir kere şimdi bakalım kare prizmanın ha şu oyun hamuru burası burasıymış bu arada. Bunun yüzey alanları aynı mı? Şimdi yüzey alanları da bilmiyoruz. Bir oyun hamurundan her yere eşit kalınlıkta o kenar kalınlıklar var. Şimdi yüzey alanlarını bilmiyoruz. Bir de ağırlıklarını bunların ağırlıklarını da bilmiyoruz. Üstlerine aynı ağırlığı koymuş ama yani ağırlıklarını bilmiyoruz yani. Şimdi bak sorudur. Şimdi bak diyor ki üçgen prizma ve kare prizmanın yüzey alanları eşit ise eşit ise ve üçgen prizma daha çok basınç yaptıysa demek ki üçgen prizmada daha fazla ağırlık vardır. Değil mi? Yani zaten bu üstteki ağırlıklar eşit demek ki prizmanın ağırlığı kare prizmadan fazladır şeklinde yorum yaparız. Şimdi 1'e doğru dedik. Şimdi silindir ve üçgen prizmanın da ağırlıkları eşitse yani şimdi bunların da toplam ağırlıkları eşitse demek ki o zaman silindirin yüzey alanı daha büyük. Silindirin yüzey alanı daha büyük. Yani bunun yüzey alanı S, bunun yüzey alanı mesela örneğin 3S falan gibi bir şey. İse üçgen prizmanın yüzey alanı daha küçüktür. Bu da doğru. Evet. Silindir ve kare şunu hepsini silelim bir daha baştan yorum yapacağız çünkü her şeyde. Silindir ve kare prizmanın ağırlıkları eşitse yani şunun ve şunun ağırlıkları eşitse demek ki kare prizmanın yüzey alanı küçük. Yani bunun 2S, bunun 2S gibi diyelim ki. Kare prizmanın yüzey alanı daha büyük demiş olmaz değil mi? Büyük olsaydı burada daha az basınç yapması gerekiyordu. Evet bu da 1-2. Şimdi onu da çözelim bir ara verelim. Tamam. Şimdi bir deney tüpünde bulunan hidroklorik asitin üzerine gümüş nitrat dökülüp çalkalanır ve deney tüpünden sonra ne oluyor? Nitrik asit ve katı gümüş klorür. Yani kimyasal tepkimenin dibine vurmuş. Hı. Tamam. Burada mesela işte hidroklorik asitle artı işte gümüş nitrat AgNO3 falan mı oluyordu ya? Neyse bu tepkimeye zaten size yazmanıza gerek yok yani. Bu deneyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Şimdi nitrik asitin kütlesi tamam mı? Nitrik asit şurada. Tamam yani şöyle yazalım ya da bak. Şimdi hidroklorik asitle gümüş nitratı yazalım. Tamam mı? Gümüş nitrik asit kezzap mı oluyor? Gümüş nitrat şöyle bir saniye yazayım o da. Nitrik asit evet HNO3.
Evet, demek ki gümüş nitrat benim dediğim gibiymiş. Mesela Ag, NO3. Tamam mı? Evet. Ondan sonra hatta ben sana tepkimeyi yazayım direkt. Bak şimdi tepkimeyi yazalım artık. Şimdi HCl artı gümüş nitrat Ag, NO3. Tamam mı? Şöyle. Alüminyumun değerlik elektron sayısı, gümüşün değerlik elektron sayısı kaçtı ki? Şuraya ne yazacaktık ya? Artı 3 müydü gümüş? Neyse ben de unuttum. Buradan nitrik asit HNO3 çıkmış. Bir de gümüş klorü çıkmış. Ag klor. Tamam mı? Bu şimdi bu klor zaten buradan geldi. Şu nitrat buradan geldi. E hidrojenle Ag'de zaten vardı. Buralarda vardı. Şimdi nitrik asitin kütlesi, yani şunun kütlesi ile hidroklorik asit ile gümüş nitratın. Bak şimdi nitrik asit hidroklorik asit ile gümüş nitratın toplam kütlesi eşit olmaz ki. Gümüş klorür ne? Gümüş klorür de böyle oradan o olayı izliyor. Ben buradan mal mıyım? Herkese benden çay. Allah Allah. Kime yoktu? Sana yok. Şakir'e yok. Şakir'e. Evet. Şimdi bak bir yanlış. Nitrik asit kimyasal, gümüş klor ise fiziksel değişim sonucu. Ne alaka ya? Şimdi bunların ikisi de kimyasal değişim sonucu olmuştur yani. İşte aynı arabayla gelmişler, sonra diyor ki bu bisikletle geldi. Şimdi gümüş nitrat ve gümüş klorür, yani şu çıkıştaki ürünler, klorür bileşiklerinin kimyasal özellikleri gümüş nitrat ve gümüş klorür. Tabii kimyasal özellikleri farklıdır yani. Çünkü kimyasal tepkimeye girdiler, değil mi? Yani farklı maddeler oluşması lazım. Yani cevabın C olması lazım. Evet. Peki bir ara verelim, bir çay molası.